Birazcık da yoga ile beslenmeden bahsedelim isterseniz. Sizin merak ettiğiniz sorular varsa cevaplayabilirim ben de. Tabii. Şimdi yoga tabii mesela kendimden yola çıkarsam zaten hep yani o spor geçmişim olduğu için yani spor geçmişim olmasa da sağlıklı beslenmeye önem veren bir insanım. Hep hayatımı sağlıklı beslenmeye özen gösterdim. Yoga ile birlikte onun getirdiği işte öğretilerle birlikte bir tık daha tabii dikkat etmeye başladım. Yani öğrencilerime de hani biraz daha dikkat edin. Çünkü bütünsel bir çalışma yapıyorsun. Beslenme onun çok önemli Tamamlayıcısı bir tabii ki de. kısmını tutuyor. Hani biz şimdi sattvik beslenme diyoruz. İşte daha saf, daha doğal beslenme. Ama tabii şimdi ben size sözü burada vereceğim. Neler yapmalıyız, nasıl beslenmeliyiz o zaman? Şöyle yoga için yani yoga yapan bireyler için dediğiniz gibi sattvik beslenme de yogik beslenme diyoruz biz buna. Sattva kelimesinden sattvikten geliyor. Burada bize hazımsızlık ve şişlik verecek besinleri yoga öncesinde çok tercih etmememiz gerekiyor. Bunlar neler olabilir? Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar ya da lahana. Bunları tüketmememiz gerekiyor. Soğan, sarımsak da bunların içerisinde yer alıyor. Ama diğer sebzeleri kısıtlamamıza gerek yok. Çünkü özellikle zaten yogitlerin beslenmesinde tahıllar ve sebzeler önemli bir yere sahip. Tahıllara değinecek olursam da tahıllardan tam tahıllara yönelmelerini, beyaz buğdaydan yapılan besinlerden uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Protein olarak etlere baktığımızda da etleri kendi yağında ızgara şeklinde, haşlama şeklinde tüketebiliriz. Porsiyonun kontrolüne dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki proteinin sindirilmesi birazcık zordur. Bu yüzden yoga öncesinde bir 3 saat öncesinde protein alımını kısıtlamamız ve kilogram başına da 0,8 yani biz 58 kiloysak 46 gramlık bir protein almak gün içerisinde bizim için yeterli olacaktır. Bunun yanında süt ve süt ürünlerine baktığımızda da kas ve kemik yapısı için süt ve süt ürünleri de çok önemli. Ara öğünlerde de gerekli enerji sağlayabilmemiz için de kuru yemişlere yer verebiliriz ama kavrulmamış olmasına, sossuz olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Kahveye yer verebiliriz çünkü enerjimizi arttıracaktır. Öğün saatlerine gelecek olursak da yoga yapmadan önce ana öğünümüz bir 2-3 saat önce yapmış olmamız gerekiyor. Ara öğünde yaklaşık 1-2 saat kadar önce yapmış olmamız gerekiyor. Çünkü hazımsızlık sindirimin tamamlanmış olması gerekiyor. Bunlara da değinebilirim. Ya aslında yoga da beslenme de şimdi biz hani böyle kısa kısa şeylerle gidiyoruz dedim ya hani yoga felsefesi çok geniş bir felsefe ve orada besinler beslenme çok önemli yer tutuyor. Yani İşte yasak besinler, işte Evet. yani çok detaylı mesela mantar yok, işte işte süt ürünleri yok, yumurta yok, işte peynir yok, bir sürü hani böyle şeyler var. Şimdi ben tabii ki hani burada sizin saydığınız kadar onları hayatıma sokup uygulayamıyorum. Yani Zor birazcık, evet. hani mesela peynir evet mesela çok azalttım. Hani onun yerine başka hani loru koydum. Hani normal peynir tük. Yani biraz daha dikkat ediyorum. Ama arada kaçamaklarımız ya Tabii ki maalesef oluyor. olabiliyor. Yani onu Evet. yine işte hep bahsetti ki denge önemli. Onu bir türlü dengeye Yani getiriyoruz. Yani laktoz çok katı içeriği beslenmeye geçemiyorum. Yani ben kendi adıma bunu söylüyorum. tabii ki de zaten yogada çok katılaşmayı değil biraz da esneklik hani dinginlik veren bir meditasyon. Beslenme de öyle olacak. Çok katı kurallara gerek yok. Ama süt ürünlerinde dediğiniz gibi bize gaz ve şişkinlik yapacak laktoz içeriği daha fazla olan neler olabilir? Yoğurt olabilir. Baktığınızda laktoz içeriği daha fazladır. Süt olabilir. En fazla onda bulunur. Ama bir ayran, bir peynir laktoz içeriği daha az olduğu için kesinlikle hani tamamen çıkartılmadan tüketilmesi gerekiyor zaten. Zaten şimdi günümüzde de bakarsanız yani artık o işte sebze meyve suları, işte o bowl'lar falan Evet. artık hani gitgide hayatımıza bunları çok fazla soktuk. Yani sağlıklı beslenme bayağı hayatımıza yer alıyor ve Biraz daha herkes daha bilinçliyiz bilinçli artık. beslenme. Tabii. Evet biraz daha bilinçli besleniyoruz. Biraz daha kendimize de artık bilinçli yaklaşıyoruz. Evet. Peki birazcık daha meditasyondan bahsetmek ister misiniz bizlere? Evet. Ya yoganın içinde zaten meditasyon çok geniş ve derin bir konu ve şu an hani sosyal medyada olsun, her yerde olsun hani meditasyon çok fazla Evet, işleniyor. evet. Çok fazla meditasyon konuşuyor, çok fazla meditasyon türü var.
Bunlardan hangisi size uygun olansa onu alıp hayatınıza sokmak burada çok daha faydalı olacak diye düşünüyorum. Yani meditasyon, ben hep şöyle söylüyorum, küçük adımlarla başlamak gerek. Yani meditasyon o zihni susturmak mümkün değil. Zaten meditasyon amacı zihni tamamıyla susturuyorum, zihnim hiç konuşmuyor değil. Zihin zaten aktif bir şekilde konuşuyor ama zihnin kontrolü senin eline geçiyor. Meditasyonda oturduğun zaman işte nefesinle birlikte o medite hale geldiğinde zihninde işte geçmiş, gelecek, işte o gün olan neyse bir sürü şey ya da o meditasyondan kalktığın an ne yapacaksın? Yani hepsi orada dönüyor ama senin o anda o düşünceler dönerken nefesinle bir olup kendini o akışa bırakmak. Zihnindeki merhaba, işte şunu yapacağım meditasyonda, bunu yapacağım değil, anda kalma. O nefesinle birlik olma. Burada nefes çok önemli devreye giriyor. Yani herkesin, yani meditasyon bana çok zor geliyor, işte ben öyle oturamıyorum. Küçük adımlarla başlayın. Yani önce sana atıyorum 2 dakika mı yetiyor? 2 dakika otur bir matın üstüne ya da işte halıya. Nerede rahat hissediyorsan kendini. Bedeni rahat bir hale getir, gözlerini kapat, al burundan nefesini vermeye başla. Zaten o dinginlik, o sakinlik bedenine, o huzur yerleşecek. Onunla birlikte 2 dakikayla başla, sonra artırarak çıkar. Zamanla. Şimdi yönlendirmeli meditasyonlar çok fazla, müzik eşliğinde sana hangisi iyi geliyorsa, şunu yapmalısın diye bir şey yok. Senin bedenine, ruhuna ne iyi geliyorsa onu hayatına sokup onu eklemelisin. Ve meditasyonun en büyük özelliği farkındalığını arttırması, odağını çok fazla yükseltmesi ve çok fazla konsantrasyonunu yükseltmesi. Bu da iş hayatımızda, normal hayatımızda bize çok büyük destek oluyor. Onun için meditasyonu muhakkak hayatımızın bir yerine koymamız gerekiyor. Yani yoga zaten bunun içinde var ama ayrıca meditasyon. Yani sabah kalktığında 2 dakika otur, sadece kendine dön, kendi içine dön. Yani kendimizle hiç ilgilenmiyoruz. En başta öyle başladık ya, dış dünyayla o kadar ilgileniyoruz ya. Bizim bedenimizin ne ihtiyacı var? Gerçekten işte oturup Melisa bugün senin ne ihtiyacı var? Bugün nasılsın? Hiç kendimize bunları sormuyoruz. Evet. Ama devamlı dışarıda bir koşturma halindeyiz. Bir de şimdi hani mindfulness çok fazla yaygın ya. Mindful yaklaşım. İşte evet, o meditasyon halinde de kendimize nazikçe, şefkatle yaklaşmayı bize sağlıyor. Çünkü çok fazla kendimizi eleştiriyoruz, kendimizi yargılıyoruz, kendimizi en çok uğraştığımız evet, şey kendimiziz. Evet. Evet. Kendimizden bir memnuniyetsizlik var. İşte meditasyon bize bu anlamda çok büyük destek sağlıyor. Kendimizi neler yaptığımızı görüp, kendimizi her halimizde olduğumuz gibi kabul etmek, o şefkatle, nazikçe yaklaşıp kabulde olma hali. Bu şekilde. Bir de şeyi söyleyeceğim. Sabah mesela kalkıyoruz ya, işte diş fırçalamak için ilk geçiyorsun, işte mindful yaklaşımda. Diş fırçalıyorsun. Diş fırçalarken ne düşünüyorsun? İşte şunu giyeceğim, şuraya gideceğim. Günün bunu planlaması. Okay. Dişini fırçalarken orada sadece aynada dişini fırçala ve kendinle kal. Evet. Yemek yerken de sadece yemeği yemek için yiyoruz. Hani siz de belki danışanlarınızla bunu söylüyor. Yemek yiyorum ama yemek evet, yerken ya telefonuma bakıyorum şimdi günümüzde, ya bilgisayarda iş yapıyorum, ya da bir an önce yemeğimi yiyip bir şeye yetiyorum. Hayır, yediğin şeyin anda farkına kalma, var. Evet. O anın tadını çıkar. Kendinle kal. İşte meditasyon bize bu anlamda kesinlikle çok büyük destek oluyor, çok evet, büyük yardımcı oluyor. Nefesten de o kadar bahsettik. Aynı zamanda nefes uzmanı olduğunuzu da biliyorum. Birazcık da nefesten bahsedelim çok isterim. Evet. Doğru nefes alma diye bir kavram var mıdır? Nedir nefes almak? Evet. Yani nefesi çok seviyorum. Nefesle uğraşmaya bayılıyorum. Hı-hı. Nefes terapisi yapıyorum. Hı-hı. Yani nefesle benim de ilk tanışmam. Yani nefes nedir? Şimdi herkes diyor ki nefes alıyoruz, veriyoruz. Nefes nedir ki? Solunum ve nefes apayrı şeyler. Bak şu an nefes alıp veriyoruz zaten. Evet. O solunum. Evet. Fizyolojik bir şey. Ama nefes nasıl düşünüyorsan öyle nefes alıyorsun. Nasıl nefes alıyorsan öyle düşünüyorsun. Düşünce kalıplarıyla oluşuyor nefes. Bu da nasıl oluyor?
0-3 yaş bebeklere bakın, nasıl nefes alıp verdiklerinin farkına varmazsınız. Hatta nefes alıyorlar mı diye kulağımızı da yaslarız böyle. Onlara işte bağlantılı nefes diyoruz. Doğal nefes akışı diyoruz. Bizim yaptığımız çalışmalar, yani benim yaptığım çalışmada doğal nefes çalışması. Alıyorum tekrar sizi o zamanki, o bağlantılı, doğal nefesine geri döndürmeye çalışıyorum. Ama bu sırada sadece nefesinizle çalışıp nefesinizi açıyorum. Ve evet sizi bağlantılı nefese getiriyorum okey, ama düşünce yapısı, çocukluktan bugüne kadar getirdiğiniz o travmalar, neler varsa onlarla da çalışıp nefesle onları entegre edip kişiye yardımcı oluyoruz. Şimdi o 0-3 yaşta bağlantılı nefes alıyorsa nasıl nefes alıp farkında değilsin. Evet. Sonra 3 yaşından 5 yaşına kadar, bu Freud'un deyimiyle ego devreye giriyor ya, ne yapıyorsun ego devreye girince, işte hatırlarsak 3-5 yaşta koşuyoruz sonsuz, ağaca çıkıyorsun, her hareketin özgür, düşünmeden hareket ediyorsun, esnekliğin de öyle. Ne oluyor sonra? Dur koşma diyor sana, ilk anne ya da baba neydi, dur koşma. Diyor, hop, nefesini bir yerde sıkıştırmaya başlıyorsun. Gitgide bu büyüyüş, okul hayatı, arkadaşlık dönemi, şimdi yetişkinlik döneminde bile al, karşıdan karşıya geçerken ayağını uzatıyorsun, o sırada araba geliyor, ne oluyor? Nefesini hop tutuyorsun. Ve o geçmişten, yani çocukluktan bugüne kadar bir yerlerinde nefesini kilitliyorsun bedeninde ve her seferinde o seni tetikliyor, tıkandığı yer, ve kilitleniyorsun. Şimdi günümüzde ne yapıyoruz? Bu nefesi açmak için çeşitli uygulamalar yapıyoruz. Doğal nefes çalışması yapıyoruz. Tekrar o bebeklik nefesine, ama zihin doğal çalışmaları, zihin burada çok etken. Yani zihin dediğim gibi hiç susmayan bir yapısı olduğu için nefesle birlikte zihinle de çalışıyoruz. İkisini birbirine entegre edip daha sağlıklı bireyler olmak için hepimiz uğraşıyoruz, kendimizle biz de uğraşıyoruz. Yani nefesi aslında hani anlat anlat bitmez. Bu şekilde. Evet.